101 OK Plus sunar. Naspor'a hoş geldiniz. Maçsonu canlı yayınımız başladı. Az önce sona eren karşılaşmada ligin 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 ile geçti ve uzun bir aradan sonra 3 puanı kazandı. Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile beraber stüdyodayız. Sert Akın da bağlantı yoluyla programa katılacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını konuşacağız. 1-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe 1. dakikada kalesinde gol görmüştü. Daha sonrasında oyunu 2-1'e çevirmeyi başardı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra tüm detayları değerlendireceğiz, konuşacağız. Maçsonu canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus, arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebildiğiniz bir oyun. 101 Okey Plus, Naspor izleyicilerine özel 20.000 çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz ve karşılaşmayı konuşmaya başlıyoruz. Sert abiye de selamlar diyelim abi. Nasılsın, iyi misin? Vallahi daha iyiyim de işte tam bu nezleyi atlatamadım ya. Birazcık böyle genz akıntısı şey devam ediyor. Ama onun haricinde Serhat, yani tat koku yok. Serhat, öyle toparlanman ya. Berişe'den daha uzun sürüyor ya. Ya yavaş yavaş toparlayayım yani. Berişe gibi toparlayacaksam hiç toparlamayayım daha iyi yani. Berişe'ye bir şey olmuş abi. Gol atmayı unutmuş yani. Enteresan yani gerçekten. Berişe'yle konuşacağız oyuna girdikten sonra. Evet. Hakikaten yani olumsuz anlamda dikkat çeken bir performans ortaya koydu ama önce genel değerlendirmelerinizi alalım. Erman abi, seninle başlayalım. Fenerbahçe önünde notları da görüyorum. 1-0'dan çevirmeyi başardı karşılaşmayı. Maçın ilk yarısı yine beklenenin altında bir Fenerbahçe. Genelde bizim beklentimiz olan o pas oyununu oynayamayan ve kalesinde kolay pozisyon veren Fenerbahçe'den devre arasında İsmail Hoca çok doğru bir hamleyle başka bir Fenerbahçe'ye geçti. İlk yarı 1-1 bitti ama Fenerbahçe'nin sezon genelinde şikayetçi olduğumuz şey şuydu. Fenerbahçe hep rakipleri topla oynarken baskı yaparak kazandığı toplu rakip kaleye giden bir takım olacaksa bu sezonun sonunda başarı getirmez. Bu maç özelinde beraberliği getirdi ama bence maçın ikinci yarısı Fenerbahçe gerçek anlamda büyük takım gibi oynadı. Mesela Pelkas'a verdiği serbestlik, Valencia ve Serdar Dursun'un aynı anda sahada olması bence o sahayı o oyuncuların tamamlayıcısı olur. Sahanın iki tane yıldızı var bugün. Birisi Valencia, bir tanesi Mert Hakan. Çok çok iyi oynadılar. Özellikle Mert Hakan'ın ilk yarı performansı ki sakatlandı, çıkacak mı çıkmayacak mı derken hani biraz orada biz üzüldük. Biz herhalde o çıkacak diye düşünmüştük. Fenerbahçe'de topu dikine oynayan, kazanır kazanmaz en doğru pasları atan oyuncu da Mert Hakan'dı. Fenerbahçe ilk yarısı kötü, ikinci yarısı iyi bir maç oynadı ama kötü oynarken skor bulması bugünkü galibiyetinde en önemli detayı. Fenerbahçe iyi oyuncular üzerinden giderse, saha içi liderler üzerinden giderse her zaman bu tip maçları kazanır. Elbette ki Giresun'da düşüşteki bir takım. Fenerbahçe bu kadar geniş alanda oynayan bir takıma İsmail Kartal'ın bu takıma geldiği andan itibaren Sivas Spor maçının ilk yarısında benim hayalimdeki oyun bu dediği zaman Giresun Spor'a karşı bu oyunu da böyle açık alanda oynuyorsa oynarsınız. Bunu da başardılar. Pelkas'la ilgili çok eleştiri gördüm ben sosyal medyada. Hani çok bu takımın oyuncusu mu falan. Ya Pelkas çok çok iyi bir oyuncu. Bence de. Çok çok iyi bir oyuncu. Bugün günündeydi. Bugün Berisha gününde değildi ama bütün bu oyuncuların normal şartlarda belli bir kalitesi var arkadaşlar. Sürekli aynı istiklarda gitmesi hiç kimsenin mümkün değil. Mesela Berisha 2 oynuyor, bir yedek, bir sonraki maçta kadroda yok. Bu şekilde form tutmaları mümkün değil. Bunu söyleyeyim, sözü bırakayım. Nihat abi, senden de bir görüşünü alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bundan 3-4 gün önce son dakikada gol yiyen Fenerbahçe, bugün de ilk dakikada neredeyse golü yiyince ister istemez taraftarları ne oluyor? Yine kötü bir maç bizi bekliyor düşüncesine kapılmışlardır. Ya çok enteresan. Fenerbahçe bu konularda ilkleri yaşattırıyor. Yani hiç beklenmedik anda golü yiyip kupadan elendi. Bugün de deplasmanda daha oyuncular sahaya yerleşmeden gol yediler yani. Son iki resmi maç. Son anda son vuruş gol oldu. Burada da ilk vuruş gol oldu. İlk vuruş gol oldu. Ya Altay için de zor bir şey. Kaleye geçiyor. İlk şut gol oluyor ama sonrasında görevini yapan da bir Altay. Uzun süredir oynamıyor. Zaten Altay'ın kalitesi, klası, kaleciliği tartışılmaz yani. Fenerbahçe'ye dönüp kaleyi tekrardan alması bence önde oynayan arkadaşları adına da bir güven. Evet. Aşılar. Erman'ın söylediği gibi ilk yarıda çok iyi bir Mert Hakan vardı, sahanın her yerinde basan. İlk yarıda pozisyonları zorlayan, defans arkasına koşular atıran bir Valencia. Sonrasında da çok güzel bir gol attı. Bence Fenerbahçe'yi bugün Valencia üzerinden konuşmak lazım. Sadece ofansif anlamda değil, defansif anlamda da bütün görevini yapan. Yani
maçın son dakikasına kadar çok iyi mücadele eden bir Valencia vardı. Pelkas adına biraz mutlu oldum. Pelkas Fenerbahçe'nin oyuncusu değil diyenlere katılmam. Pelkas formsuz, gerekeni yapmıyor diyenlere katılırım. Pelkas iyi futbolcu. Düşün, geçen seneki Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı Valencia'yı konuşuyorduk. Bugün de konuşacağımız evet. iki oyuncu oldu. Samuel sağ 104 metre değil 94 metre olsa muhteşem oynuyor o bölgeye kadar son pasları. Ama bugün de muhteşem bir pas verdi Berisha'ya. Samuel'in asistini yedi Berisha. Berisha sanki, ya Berisha kaliteli oyuncu ama Berisha çok formsuz. Sanki futbolu unutmuş, koordinasyonu bozulmuş. Yani orada ayak içi bile vururken yani kaleyi tutturamıyor. Antalya maçında Uruvaşatay'ı yarım oleyi vurup muhteşem oynadı o gün. İçeri atan oyuncudan buraya nasıl geldi? Ya enteresan, ne itman yapıyorlar ya da tesiste ne yiyorlar ne içiyorlar. Bazı oyuncular çok geriye gidiyor Fenerbahçe'de. Onun dışında dediğim gibi Mert görevini yapanlardandı. Ferdi maşallah artık bir istikrar sağladı. Her maç görevini yapıyor. Kim yine iyiydi. Zalai, o çok övdüğümüz Zalai değil. Maçın içinde böyle bir tedirgin hareketleri var. Sarı'yı ama ya görmüştü. Da görevini yaptı. Ama önemli olan Giresunspor ligin altında bir takım. Kesinlikle kazanması gereken bir maç. 1-0 önde başlıyor. Buna reaksiyon gösteren bir Fenerbahçe gördük. Bu arada İsmail Hoca'nın devre arası değişikliklerinde 4-4-2'ye dönmesi. Serdar'ın talihsiz bir şekilde sakatlanıp evet, oyundan çıkması. Çıkmak istememesi normal ama çıkması en doğru karardı. Serdar Allah korusun kafaya darbe almasın. Emrecik kemiğin kırıldı büyük ihtimal. Bir sağlık açısından yani sıkıntı olabilir de o risk alınmaz. Sıcağı sıcağına belki tabii. fark etmedi onu Serdar Dursun ama çok kötü bir görüntü vardı. O risk alınmaz. Ama onun dışına baktığımızda Fenerbahçe adına önemli bir puan. En son deplasman galibiyeti, deplasman da denilmez, Galatasaray stadında alındı. Crespo'nun golüyle biliyorsun. 4,5 ay geçmiş. Yani o yüzden önemli. Ama dediğim gibi yine çok kötü oynayan oyuncular. Rossi mesela çok kötüydü. Berisha çok kötüydü. Onun dışında 3 puanı önemlidir. Yani özellikle böyle kupadan elendikten sonra ilk maç. Bir reaksiyon beklersin takımdan. 1-0'da mağlup başlayıp 2 gol atıp kazandı. Ama 3'ü de bulmayacaksın. Çok kaçırdı 3.'yü. Yani çok riskli. Çok kaçırdı. Çünkü Giresunspor ikinci yarıda hamleler yaptı. Fenerbahçe'den kiralık aldıkları Muhammed işin içine girdi. Bence iyi de oynadı. Süleymanov özellikle 10 kişi kalmasa Süleymanov'un daha çok içeriye girip şut atabileceği bir maç izleyebilirdik. Ama defansif anlamda dediğim gibi kaleye geldiğinde bir Altay özgüveninden dolayı da o ikinci golü bulamadı Giresunspor. Sert abi, yani Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Yani oyuncu değişikliğini de şu anda bakıyoruz. Ekranda da geldi. Tamamen ön tarafı değiştirmiş İsmail Hoca. İkinci yarının başında yaptığı değişiklik de biz yani 4-4-2'ye dönmesine yani dönmeli demiştik ama şaşırdık Erman abiyle maçı izlerken. Daha beklemiyorduk. 4-2-3-1 gibi oldu. Evet. Biraz daha. Ya da 4-1-4-1 gibi dizildiler. Yani, ama Valencia da tamamen orayı aslında ikiledi yani Serdar'la beraber. Oyuncu bir kere ya yani Serhat, özür dilerim çalmıyorum Serhat'ın zamanından. Abi yok Valencia hücumda kilit pası atıyor. 10 saniye geldi. Sonra savunmada sol bekten top çıkartıyor. Her yerinde. Her takıma böyle oyuncu lazım. Yani ben sadece santrafor özellikleri okumuyorum Valencia'yı. Valencia form durumu, temposu iyiken sahanın her yerinde Fenerbahçe'ye katkı yapan bir oyuncuya. Kilit pası attı maçın evet. ikinci yarısında. Bir baktım sol bekte adam kovuluyor. Ve başarılı, kolay eksilmiyor. Yani Valencia böyle oynarsa Fenerbahçe forvet hattında Valencia'ya uygun bir yer yaz, ondan sonra etrafı tabii, süsle. Tabii. Sert abi, bundan sonrası için de yani bu ikinci yarıdaki ön dörtlü devam eder mi oynamaya sence? Ya şimdi şöyle, Giresunspor çok riskler aldı zaman zaman. Almak da zorundaydı. Hem ligdeki tabelaya baktığımızda şu anki puan durumu mutlak bir 3 puan gerekiyordu. Onlar için çok kritik bir maçtı. Fenerbahçe için de moral maçıydı. Yani Fenerbahçe bu maçı kazansa da kaybetse de üst taraflarda çok bir önem taşıyan bir puan durumu yok. Ama Giresun mutlak 3 puan gerekiyordu. En kötü beraberlik gerekiyordu. Ama İsmail Hoca'nın 1-1 iken maçın böyle bir risk alıp bunu daha önce görmedik yani. Evet. Ben de ama anlatmak istediğimiz de aslında buydu. Yani tabii ki her maç bu riski alamazsın. Rakibine göre alabilirsin ama yani bence Fenerbahçe korkusuz bir oyun oynaması lazım. Şimdi diyeceksin ki ya bugün kazandı, rahat konuşuyoruz falan değil. Ama Fenerbahçe bu. Bu şekilde riski alıp kaybetsin. O zaman bence daha az tepki görür. Ama bir görelim. Yani bir rakibi zorlayan, çünkü çok çabuk orta sahaya geçen bir Fenerbahçe vardı. Maça baktığımızda yani bir dahaki daha önceki maçlarda uzun toplarla çıkmaya çalışan veya orta sahaya geçemeyen bir Fenerbahçe vardı. Mert Hakan bugün niye iyiydi? Çünkü topu aldığında
yüzünü ofansa döndüğünde çok çabuk topu oyuna sokup oyunu hızlandıran bir Mert Hakan vardı. Yan pasa veya işte topu alıp kendi etrafında dönen bir Mert Hakan olmadığı için göze hoş, iyi futbol ortaya çıktı. Yani bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun planı bu olması lazım diye düşünüyorum. Ama bir taraftan biliyorsunuz önemli transferlerde istekleri bulundu. Kim Minje gibi Pereira'yı övdüğümüz de oldu. Ama yani Berisha gerçekten formun çok altında. Kalitesi bence kesinlikle var. Rossi bunları da mutlaka onay veren hocalardan bir tanesi Pereira. Yani Rossi falan çok gerçekten çok uzak formuna ve gerçek Rossi'yi belki biz tam bilmiyoruz ama yani bu şekilde Fenerbahçe'de ya veda gelmesi lazım ya da bu tarz oyunculardan da artık oturup konuşulması lazım. Hem oyuncunun iyiliği için hem Fenerbahçe iyiliği için. Yoksa bu oyuncular kaldığı sürece bence Berkay bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama önümüzdeki sezonlarda zarar verir ve Fenerbahçe artık böyle mutlak başarıya önümüzdeki sene şampiyonla oynayan bir kadro çıkarması gerekiyor. O yüzden bence birkaç veda gerekiyor diye düşünüyorum. Şeye katılır mısınız Nihat? Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda Pelkas değil Mesut. Tamam. Ama Fenerbahçe'de Sosa diye bir başka oyuncu diyemem. O Mert profilde başka Hakan oyuncu değil yok. de Zayt diyemem mesela. Crespo diyemem. Fenerbahçe'nin çabuk mu kaleye gidecek? Set hücumu mu yapacak? Bana göre doğru ikilisi Sosa ile Mert Hakan. Önüne Pelkas da olur. Mesut da olur. Çift santrafor da olur. Ama savunmanın önünde bu ikiliden iyi top kullanan oyunculardan Fenerbahçe'nin vazgeçmemesi lazım diye düşünüyorum Berkan. Sosa da halen beklenti altında ama ama. özellik olarak Tabii. Fenerbahçe'nin topu ayağına atmaktan Tabii çekinmeyeceği bir tabii. oyuncu olması çok önemli. Korkmadan Sosa. Veriyor. Kim Korkma, al ya, bu diyor. sezon özelinde artık Salah'ı al Sosa'dan diyor. ve Mert Hakan'dan Fenerbahçe takımı vazgeçmemeli. Geçen sezon da Erman abi yani bir Konya mı deplasmanını hatırlıyorum. Sosa Mert Hakan'ın beraber oynadığı Fenerbahçe'nin çok iyi bir futbolda 3 puan aldığı bir karşılaşma. Çok kritik bir dönemde tamam dedik artık Sosa Mert Hakan'ı buldu. Evet. Orada bu şekilde devam edecek. Erol Hoca da devam etmemişti. Yani sonradan gelen hocalar da Sosa Mert Hakan'ı bir maç kullanıyor. Daha sonra vazgeçip başka bir orta saha ikilisine dönüyorlar. Çok da tercih etmiyorlar yani. Şimdi ligde çok önemli değil belki bu galibiyet. Önemli değil gibi gözüküyor ama bir Avrupa Kupası maçı öncesinde böyle Moral. galibiyetlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum Evet. ben. Bir özgüven kazandırabilir sana. Bazı oyuncuları performans olarak çizginin üstüne çıkarttığın zaman diğer oyuncular gelir arkasından. Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete çok ihtiyacı vardı. Yani sadece oyun olarak bakma. Tabii Bir çok. oyuncunun galip geldiği zaman Serhat'la Nihat benden daha iyi bilir büyük takım meselesini. Yani galip gelmiş bir takımın oyuncusu olarak bir sonraki maça çıkmak var. Bir de sürekli kaybeden takımın oyuncusu olarak çıkmak Çıkmaktır. var. Avrupa Kupası'nda da bir şansın olacaksa böyle bir galibiyetten sonra maça çıkmanın daha önemli olduğunu Yani düşünüyorum. özgüven noktasında Nihat Ya abi. böyle bir fikstürde bugün galip gelmek bir sonraki maça kadar futbolcuların biraz rahatlamasını sağlıyor yani. Sonuçta galip gelmişsin, biraz özgüven kazanmışsın. Pelkas da işin içine girmiş. İşte gerçek Pelkas bu. O topu aldı mı giden, o köşeye Düşmeyi de. bırakan Pelkas. Neden yapamadığını eleştiriyorduk biz zaten. Mesela Avrupa Kupası maçı öncesi çok güzel moral oldu Fenerbahçe'nin Yani adına. burada kazanmak, yani kupadan mağlubiyetle gelip kazanıp Avrupa maçına çıkmak oldukça hani kritik bir şey böyle Tabii. Terse doğru çevirebilir sanki Sert abi ne diyorsun? Yani moral olarak en azından. Kesinlikle. Ya Fenerbahçe'nin zaten şu an ihtiyacı olan şey oyuncu kadrosuna baktığımızda yeterli oyuncuların fazlasıyla olduğunu biz de kabul ediyoruz ama moral motivasyon eksiklik. Yani Nihat'ın da daha demin dediği mesela Berisha'nın antrenmanda ne yaptığını ben de çok merak ediyorum. Bak gol kaçırır santrafor. Biz de tonlarca kaçırdık ama yani mesela Daum benim hocamken sürekli bana bir gol vuruşu. Aslında ben sağ kanat oynamama rağmen bana 5 metre alanın içinde sürekli çok basit bir gol vuruşu çalıştırıyordu yani. Yani o ceza alanında o top geldiğinde yani Berisha mesela bugün çok net gol pozisyonu niye kaçırdığını sana söyleyeyim mi? Topu beklemiyordu falan değil. Kendi vücudunu, kendi kafasını psikolojikmen o topu hazırlamadı. Bak gol kaçar. Ama farkındaysan adam mücadele yani arkadan gelen bir şeyle dengesi bozuldu. Böyle bir çok yavaş hamle kaldı. Şimdi Valencia hep diri. Ara Evet. toplarını kovalıyor. İşte ne bileyim o pozisyonları istiyor arıyor. Ya Berisha sanki istememesine rağmen santrafor vardır. Hep bir top onu sever, top bir ona gelir. Bak geçen maçta da öyle 2-3 tane net pozisyonu var. Bu maçta da oyuna girdi net pozisyon. Yani bazı santraforları top sever, ceza alanında buluşturur ama Berisha kafa olarak çok uzak. Bunu da bir an önce toparlar diye düşünüyorum ama bence de kesinlikle moral oldu.
Yani bundan sonra Fenerbahçe bence alacağı Avrupa'daki galibiyetler veya maçlar moral açısından en azından camiaya birazcık daha moral motivasyon açısından şey yapar diye düşünüyorum. Çünkü camia zor günler geçiriyor. Bence kritik bir maçtı. 1-0 geriden gelmesi önemliydi. Bir de böyle bir düşme hattında olan Giresunspor için. Ya ben şuna bakıyorum. Biraz sanki kafa olarak kendisini 3. santrafor olarak gördü. Serdar Dursun'un onu sakatlığında beklenmedik bir anda oyuna girdi. Evet. Bence ısınamadan girdi. Hani bazen oyuna girersin, ilk pası kötü atarsın, ondan sonra hep kötü gider ya. Biraz buna geldi şimdi galiba. Oyundan bir de Berisha, şey oldu abi, bir de Berisha gelen fırsatları değerlendiremediğinin farkında. Tabii. Yani Kayseri tabii. Maçından beri zaten farkında. Öyle ya da böyle Serdar'ı eleştiririz, kötü deriz, atıyor. Yani bugün de sahanın içinde kalsa bence atma ihtimali yüksek girerdi. Bir oyuncuydu kesin yani. Fenerbahçe çok iyi. Valencia da formda. İster istemez forma artık zor gelecek diyor. Berisha oyuna girerken kenarda gördük. Serdar Dursun çağırdı Fenerbahçe teknik heyeti. Ben çıkarma bekle dedi Berisha'ya. Serdar Dursun yaptı bu hareketi. Yani çıkmayacağım dedi. Orada Berisha oyuna girecek mi girmeyecek mi? Tam ya belirsizlik yaşandı. Oynama isteği tamam da biz oyunun görüntü kötü yani. Elmacık kemiğinin kırıldığını daha ilk anda gördük. Bu arada pozisyon için penaltı yazan dirsek diyor Serdar da öyle hissetti. Yok, dirsek yok. O görmediği için pozisyonu dirsek geldi zannetti. Kafa kafaya çarpıştılar. Pozisyon faul değil. Pozisyon çok şanssız sadece bir pozisyon. Bu arada birlikte oynama pratiği deyip duruyoruz. Maçın ikinci yarısında Valencia ile Pelkas'ın geçmişten beri birlikte oynadığının çok güzel örnekleri var. Valencia'nın rakibini attırdığı kırmızı kart pozisyonunda Pelkas'ın doğru zamanda attığı, Valencia'nın çabukluğuna güvenerek ortaya attığı top çok güzel bir birlikte oynama. Bir iyi oyuncular zaten birbiriyle hani çok da kısa zamanda anlaşmaz mı? Yani iyi kaliteli futbolcular. Tabii ki. Tabii ki ama işte tanıyacaksın atacağın pası oyuncuyu. Ya, o pası Serdar Dursun'a da pası. Yani. Bir beraber şöyle 2-3 maç oynayabilselerdi Pelkas, Valencia, olmadı. Mesut yeri geldiğinde İrfan Sosa o zaman bakacaktık ama olmadı işte değil mi Serdar beraber abi? Oynayamadılar. Göremedik. İstediğimiz o kadroyu veya bizim hayal ettiğimiz veya Natspor'da kendi aramızda Erman abi olsun Nihat konuştuğumuz o kadroyu göremedik maalesef. Olmadı yani şimdi tabii ya bizim için doğru o anki teknik direktör için doğru olmayabilir. O da içeride yaşananı biz bilmediğimiz için belki antrenmanda sıkıntı çıkıyor veya şablona uymuyor ama ben genel sezonun geçmişine baktığımızda Fenerbahçe'nin genel anlamda bir oyun şablonu olmadığını düşünüyorum. Yani bunun Pereira ile Hoca ile alakalı değil. Genel anlamda bir şablonu oturtturamadı Fenerbahçe. Yani ne isteyen bir Fenerbahçe yoktu. Bugün var mıydı? Şimdi diyeceksin ki 2-1 kazandı diye var diyoruz. Öyle bir şey yok. Bugün vardı. Kazanmasa da isteyen bir Fenerbahçe vardı. Orta sahayı çok çabuk geçen, çok çabuk rakip kaleye tehlike yaratan ve rakip kalenin önüne yığılan bir Fenerbahçe vardı. O yüzden siz de dediniz Serdar Dursun bugün pozisyona girebilirdi. Niye? Çünkü oraları arayan, oraları isteyen bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'de bu oyunu oynaması lazım. Yani ne kadar bazı maçlarda zor olsa da bence oynaması gereken oyun bu yani. Ben şunu söyleyeyim. Serhat'ın söylediği çok kilit bir cümle var orada. Orta sahayı çabuk geçmek. Şimdi sezonun genelinde Fenerbahçe orta sahayı çabuk geçecek kadar geniş alanda rakipler oynamadı. Rakibe bağlı bir şey değil o mi? O zaman kapalı savunmayı açmak zorunda kalıyoruz. Orada zaten Sosa, Pelkas, Mesut Özil hep biz bu özel oyuncular üzerinden gidiyoruz. Bugün geniş alanda oynayınca Giresunspor orta sahayı çabuk geçme imkanında var. O yüzden Mert Hakan'ın dikinen pasları çok iyi gözüktü. Pelkas'ın hakeza. Pelkas'ın bulduğu alanlar çok rahat. Valencia koşu yapma fırsatı yarın buluyor, Avrupa alanı Kupası buluyor. Maçından sonra yine kapalı savunmaya karşı olacağız. Mesele onu çözdüm ben. Geçiş oyununu Türkiye'de en iyi oynayan takımlardan biri Fenerbahçe. Bunu Hatay deplasmanında da gösterdi. Çok benzer bir karşılaşma oldu. Geniş alan buldu mu ön tarafında gider. Samuel. Belki son vuruşları iyi değil ama gidiyor. Valencia gidiyor. Bu arada, Pelkas bugün gitti. Bu arada böyle bir maçta asla oyundan çıkmaz. Tam maçını bulmuş, rahat Osay rahat oynuyor. Samuel, futbol kariyerini şekillendiren maçlardan bir tanesini oynayabilir. Yani bana, böyle maçlarda bana çıkmaz göre, bu adam. Bana göre asistini de yaptı, Berisha kaçırdı. Evet, çıkartma ya, 5 dakikada olsa ya. Maçı kopartacak oyuncu orada Osay kesinlikle, Samuel çabukluğunu kullanacak. Yani özel oyuncu değil Osay Samuel. Boş alan oyuncusu. Tam boş alan oyuncusu, tam maçını da bulmuştu. İsmail Hoca Burak'a tercih etti. Avrupa maçını dinlendiriyor. Rotasyon. 5 dakikada dinlenir mi diyorsun?
Avrupa maçında yani çok... ben sana %100 katılıyorum. Ben her zaman şunu diyorum bir futbolcu için. Gol attı atma dönem değil ama iyi oynayan bir oyuncuyu çıkarmayacaksın abi. Niye? Bir dahaki maçlara bence çok olumlu yansır yani. Bu Nihat da oynadı, Erman abi sen de biz de bu işi yaptık. Yani benim iyi giden bir şeyimi bırak hocam devam edeyim ya. Yani oyuncu hep Serhat abi. Bir de yani oyuncu değiştirmek zorunda değilsin ki. Yani 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmak zorunda mısın yani? Kullanma ne olacak? 5 dakikada yani iyi gidiyor zaten takım yani. Bak bunun tek farklı Allah'ım bir yanı var. Tek bir maç 3-0'dır. Ya da deplasmanda 1-4 olmuştur. Artık oyuncuyu alırsın. Alkışlatırsın, geridekine evet. Şans vereyim dersin. 2-1 iken olmaz o iş. Bir de son dakika golü yemişsin 10 kişiye karşı. 2-1. Riskli yani. Tabii. Altay Bayındır'ın açıklamaları var. Onları aktaralım. Hoş geldi özlemişiz. Hoş geldi diyelim, evet, gerçekten. Altay'a gerçekten uzun süredir. Oo, bu arada yine milli takım maçı da geliyor. Altay mı, Uğurcan mı, Ersin mi? Bu sefer o tartışma daha fazla gibi. Ersin mi, Uğurcan mı? Tartışma olur da hani, Uğurcan oynar. Bakalım Altay neler söylemiş. Döndüm demeyelim, kaldığım yerden devam etmeye geldim. Formanın ağırlığının bilincindeyiz. İçeride de konuşuyoruz. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra birlik beraberliğimizi, sahadaki mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz. Beklenildik açıklamalar. Evet, birlik beraberlik, sabır. Taraftarlar sabretsin. 7 sene oldu. Açıklamalar gelebiliyor. Tabii Fenerbahçe'yi iyi edecek şu anda tek nokta herhalde. Yanılmıyorsam hani üst üste kazanmak, Rossi'yle, bir şekilde kazanmak gerekiyor. Rossi'yle ilgili lazım. Bir şey söyleyelim. İyi mi oynadı maçın ilk yarısında? Hayır. Çok etkili değil. İyi oynamadı. İlk golde yaptığı presi gözden kaçırmayacaksın. Biz burada Nihat'la maçı izlerken gözler şey gibi oluyor. Projektör yani gibi. Yani o sol tarafta oynayan oyuncu orayı kapatması değil mi? Evet. Yaptığı presin çok değerli olduğunu kabul edelim. Fenerbahçe zaten nasıl gol atardı? Çok öyle set hücumu yapamadığı için maçın ilk yarısında kaptığı topla çabuk kaleye gitme. Rossi'nin yaptığı pres iyi oynamamasına rağmen bugün Fenerbahçe'de maçın kaderini belirleyen anlardan bir tanesi. Oyundan çıkmış olabilir. Kabul. İyi de oynamadı. Fakat maçın içerisinde önde basalım, çabuk kaleye gidelim kısmında kapanmaya çalışıyor. Şimdi kapanan savunmada sence karşı... görmüş müdür İsmail Hoca? Neyi? Rossi'nin kaptığını. Emin değilim. Zaysan'ın etmiş olabilir. Bak ilk golde hakikaten Mert Hakan'a asist yazıyoruz. Valencia'nın çok iyi koşusu var. Offside'e dikkat ediyor. Batshuayi ile Burak gibi değil biliyorsun. Maç başı 6 tane offside'e düşüyorlar. O koşmayı çok iyi biliyor. İkinci yarıda da kırmızı kart aldığı pozisyondaki koşu muhteşem koşulardır. Serhat da o koşuları çok atardı. Ben de atardım. Evet. Bu çok önemlidir. Paralel yapıp şu içeriye doğru offside'e düşmeden. Rossi'nin ilk yarıda belki en önemli hareketi ama golün içinde var. Topu kaptı, Mert'in önüne geldi. Mert sürdü, Valencia'ya verdi, gol oldu. Devre arası da aldı onu. Rossi zaten hepimizin çok beğendiği bir oyuncu değil ama eğer oturup doğru da konuşan insanlar olarak o golde Rossi'nin de %33 katkısı var. Yani. Ener Valencia geldi. Onun açıklamalarını aktardım. Kral geldi bugün. Çok iyi oynadı. Yani. Bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elinden geleni yaptı. İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Bunu tersine çevirmek için uğraşacağız demiş. Ener Valencia, yani şimdi önüme düştü bir de Ener Valencia'nın bir istatistiği. 9 tane ikili mücadele kazanmak bir forvet oyuncusu için her yerde. Şunun da altını çizelim. Hakikaten hedefini yitirmiş büyük takımlarda tekrar yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmak bence hiç kolay değil. Çok zor değil mi abi? Hedef kalmamış Fenerbahçe'de. Türkiye Kupası'na dramatik şekilde kaybetmişsin. Veda etmişsin. Avrupa'da ne yapacağın belli değil. Lige havlu atmışsın. O yüzden maçın ikinci yarısında oyuncuların verdiği tepki, niyet bence çok değerli Fenerbahçe. Ya 14 maç var. Bugünkü bitti 13. Bitmez daha çok, sezon daha böyle. Eziyet çekersin. Yani çok büyük sıkıntı olur. O yüzden bu direnci şimdi 60 dakikaya yayarsın. Yarın 90 dakikaya yayarsın. Yaptığın işten keyif almaya başlarsın. O zaman biraz o psikolojiden de kurtulursun. Kaybettiğin nasıl söyleyeyim hedefin sıkıntısı biraz geçebilir. Taraftarlarına da geçirebilirsin bunu. Ya bir de devam ediyorsun yarışmaya. Şimdi önümüzdeki sezonuna var bu işin. Yani bu kadar kırılgan bir yapıyla önümüzdeki sezonu geçmekle ya, takımda kalmak geçmek var takımda. Takımda kalmak var. Her şeyden önemlisi bu oyun. Berkay. Galip gelince sahanın dışında da bir mutlu oluyor insan. Sen düşünsene galip gelemiyorsun. İtman sana eziyet, seyahat eziyet. Futbol oynamak, maç oynamak eziyet. Bak şimdi öyle ya da böyle bir sonraki maça kadar, Slavya maçına kadar oyuncular bir sahanın dışında da eşiyle otururken, çocuğuyla yani. Yemek yerken ya bir galip geldik rahat bir yemek yiyelim diyecekler. Hepimiz yaşadık. Tabii çok ya, kötü bir şey. Hani eve yansıtma diyorlar ya. İster istemez yansıyor yani ruh hali. Bari bir 4 gün rahatlar inşallah Avrupa maçında da iyi oynarlar. Ülkemizi iyi temsil ederler. Öyle demesinler konferasyon ligi. İlk maç içeride miydi?
İçeride. Biraz daha. Taraftar da gelir. Orada şunu inşallah. Tam olarak bu oyunun aynısı değil. Şimdi tam olarak oraya gelmek istiyorum. Şimdi ikinci yarıdaki Sert abi. Yani Rossi'nin kenarda olduğu, Pelkas'ın sahanın içinde olduğu bir Fenerbahçe formasyonu görür müyüz? Prag karşısında yani topa daha çok sahip olan rakip sahada oynayacak olan takım Fenerbahçe olacak gibi görünüyor. Slavia Prag birazcık daha hani savunmada beklemeyi seven tarzda bir takım. Bu maçtan çok başka bir maç olacakmış gibi düşünüyorum oyun formatı anlamında. Kesinlikle daha yani çok zor bir maç olacak. Slavia Prag çok tehlikeli bir takım. Muhakkak siz de takip etmişsinizdir. Ama bence bugünkü Fenerbahçe'nin bence performansın hani iyi olması, orta sahanın defansın biraz rahat topu oyuna sokmasının en büyük etkenlerinden birisi aslında bence Altay'da yani. Çok da önemli bir iki kurtarış yaptı. Yani bir kalecinin, şimdi belki iyi kaleci kötü kaleci tartışması değil ama sanki böyle yan toplarda veya işte Fenerbahçe'nin kalesine gelen toplarda defans veya takım haline daha tedirgindi Fenerbahçe. Bugün biraz daha rahattı Altay'dan dolayı. Ben öyle düşünüyorum. Bu da bence içerideki maça yansıyacak. Yani Fenerbahçe yine orta sahayı çabuk geçmeye çalışan, işte Valencia'nın bugünkü maçındaki formundan, Pelkas'ın attığı golden yararlanmak isteyecektir muhakkak. Ve bence ikisi de süre bulur diye düşünüyorum. Önemli olan burada santraforu nasıl yapacak? Yani Valencia'yı mı santraforu bırakacak yoksa yine kenarlardan mı gelmesini isteyecek Valencia'nın? Ya bence kenardan inince daha tehlikeli oluyor. Ben her zaman onu savundum yani. Yani santraforda bence da oynar. Santraforda da oynar ama tamamdır. Bence Valencia soldan gelirse bence çok tehlikeli oluyor yani. Benim kendi görüşüm o. Valencia biliyorsun önün 3 mevkisinde de farklı oynayabiliyor. Sağ ön, sol ön, forvet. Sağda oynaması için Berisha formda olsa okey derim. Serdar Dursun'un durumu belli değil. Kemiği kırıldı. Mecbur, hani bir beklemek gibi lazım. Valencia mecbur yine forvet gibi oynayacak ama Pelkas'ı bence ilk 11'de göreceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki performansından sonra sağ önde de Samuel oynayacak gibi gözüküyor. Bugün de bakma son vuruş eksikliği de olsa bence yine maçın iyilerinden biriydi yani ön tarafta. Orayı bozmaz. Serdar Dursun yokken Valencia'nın ikinci santrafor gibi girmesi, ceza sahası içerisine geriden gelerek girmesi Fenerbahçe'nin daha çok pozisyona girmesini sağlıyor. Bugün çok kötü gözükmüş olsa bile eldeki tek seçenek Avrupa Kupası maçında Berisha. Zaten öyle görünüyor yani. Oynatır mı işte? Oynat. Oraya bakacağız. İç sahada avantajı golü bulmak zorundasın. İç tabii, saha. Tabii. Kaçırdın mı deplasmanda sıkıntı daha zor. Yaşarsın. O yüzden sen çift santrafor özellikle oyuncuyla oynayacaksın mecburen iç sahada. Şimdi Valencia'yı nerede konumlandırıyoruz peki bu? İkinci yarıdaki gibi mi? İkinci yarıdaki gibi. Pelkas arkasında, bence solda Valencia, sağda Samuel. Gezgin bir Valencia her zaman daha tehlikeli. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü yani şimdi sadece santraforda da gol atabilir. Orada da iyi maçlar çıkar. Orada hareketli. Ama orada da çok hareketli. Nihat doğru söylüyor ama gezgin olduğunda bir anda kendini unutturup kaleciyle karşı karşıya ve çok önemli stoperlerle yani kucak kucağa oynamak başka bir şey. Orada aynen arkasından öyle yüzünü döndürmek yani o evet üstüne doğru geriden gelirken başka bir şey. Etkili olduğu her an kale karşısında ve önüne hızlı top atılmış. Stoperleri hiç sevmediği forvet tarzı. Forvet net tarzı yani. Aynen. Yerinde durmuyor. Hep evet hareketli. Ama en önde değil. O başka bir şey hikaye santraforu oluyor. Tamamlayan bir ikinci santrafor olduğu zaman daha iyi. Bu arada şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir stoper seçeneği var mı güvenebileceği? Stoper seçeneği Atilla Bey kim dışında mı? Evet. Yani ancak görünmüyor. Serdar'ın durumu nasıl? Serdar evet bu arada onu da düşünmüyor fazla. Ben şundan fazla dolayı soruyorum. Valencia sol kenarı oynadığı zaman biraz fazla öne doğru geliyor. Zaman zaman arkasında Ferdi ile oynadığın zaman açık veriyorsun. Atilla Salahi sol kenara, sol beke atma opsiyonu Fenerbahçe'nin cebinde olmalı. Tisserand veya Serdar'ı cebinde, evet, kullanarak. Cebinde olmalı. Ferdi de öyle bir sol bek oynuyor ki İsmail Hoca vazgeçemiyor orada. Özellikle bence sakatlığında Nova falan. Bence çok iyi oynamıyor Nihat. Bugün mesela Giresun'un özellikle sol kenardan Aziz Bey için kestiği, Süleymanov'un vurduğu bir kafa var. İyi sol bek orada kafayı vurdurmaz. Orada maçında size olarak şey kalıyor değil mi? Abi yok. Ama Malatya maçında da ben mesela işte Malatya Kayseri maçında en çok beğendiğim yine Ferdi'ydi yani. Mücadele etmeye çalıştı. Abi ben Ferdi'yi sol bek performansı olarak. Ferdi ön taraf oyuncusu ama zaten. Ön tarafta hakikaten yani ön taraf o kadar yatkın bir oyuncu ki. Şimdi solda oynarken bile yine oradalar gidiyor. Rossi kadar dakika bulmuş olsaydı Fenerbahçe'nin forvet hattında bana göre Rossi'nin istatistiklerini geçerdi. Şu an 7 asisti vardı geçerdi. Rahat. Rahat. İsmail Hoca'nın açıklamaları geldi. Hemen aktaralım. Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. İradeli, karakterli bir takım görüntüsü verme niyetindeyim.
Kupada hak etmediğimiz bir veda olmuştu. 3 gün önce oynayan bu takım bugün 120 kilometre koştu. İstediğim oyun hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var. Demiş İsmail Hoca. Kazandığı bir maçtan... Sinop maçının ilk yarısını daha çok beğenmiş gibi algıladım. Kazandığı bir maçtan sonra istediğim oyun hala bugünkü oyun değil demesi önemli. Şimdi nasıl kupa maçından sonra biz çok iyi oynadık, 6 tane net pozisyona girdik. Yanlış dedim, o kadar değil, o kadar net pozisyona girmedin. Bugünkü de bu açıklama bana göre o kadar doğru. Çünkü kazanırken eksikleri görüp bir sonraki maçta üstüne çıkmak istersin. Bugün evet Fenerbahçe galip geldi. Erman'la Serhat'ın senin de söylediğin gibi geçiş oyununu iyi oynayan bir Fenerbahçe sezon başından beri var. Ama bu oyunla maç kazanırsın, şampiyon olamazsın. Değil mi Erman? Evet. Her zaman söyleriz. Evet. Şampiyonluk 3. bölgede oynayan, kaliteli oyuncularınla oynadığın, bol pozisyona girdin, dönen topu aldın, rakibi boğdun oyun tarzıyla olur. Hocanın kastettiği herhalde oyun tarzı. Ekleme İster yapacağımız bölümler var diyor Sert abi. Sanırım onları kastediyor hoca. Kesinlikle. Yani şimdi geçen haftadan da kopamamış hoca. Geçen haftaki maç o biraz şeyde kalmış. Şimdi kupadan elenebilirsin. Ama bence de Nihat'a katılıyorum. Talihsiz açıklamalar oldu geçen hafta. Yani sen istediğin kadar 6, 10, 15 pozisyon çok önemli değil. 10 kişi kalan kendi evinde 45 dakika boyunca Kayseri yenememişsin. Bunun da şeyi yok, açıklaması yok yani. Bize yakışır bir futbol oynadık şey. Ben buna katılmıyorum. Ben her zaman sonuç odaklı diyorum Fenerbahçe için. Şimdi İsmail Kartal kalıcı gibi konuşuyor. Tabii zor bir durum onun için de. Çünkü niye? Şimdi kalıp kalmayacağını bilmiyor ama ben bir şeyler bu takımı aşılamak istiyorum diyor. Seneye başka teknik direktör gelecek, senin aşıladıkların gidecek. Onun için de çok zor bir durum aslında, biliyor musun? Hani eleştiriyoruz evet ama düşünsene şimdi hocasın, takıma bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Takım 120 kilometre koştu diyor. Ama sene sonu belki bambaşka bir hoca gelecek, bambaşka bir yükleme yapacak takıma. Onun bulunduğu şey de çok zor aslında, biliyor musun? Hani böyle sıkıntılı bir süreçte bir takım alıp bir şeyler anlatmak veya bir şeyler idmanda aşılamak bence çok zor, çok zor yani. Ya hedefsiz bence bir takıma, hani büyük takıma, hedefsiz kalan bir büyük takıma bunu bu dönemde çok gelip zor. Bunları aşılamaya çalışmak. Beş problemli oyuncular var ya şimdi. Mesut nerede mesela? Mesut'un neyi var? Mesut'un sırt ağrıları var diyorlar yani. Açık kalp ameliyatı 2 günde yürüyüşe başlıyor Berkay, yani sırt ağrıları ne yani? Sırt ağrılarını bir açıklasınlar. Sırtında bel fıtığı mı var? İğne mi yiyor? Yani sırt ağrısı var. Yani ben ilk defa duyuyorum. Saha çalışmalarına başladı Mesut. Takımla evet. Yavaş yavaş da bir iki gün içinde çalışmalara başlayacak. Slavia Prag maçının kadrosunda olur mu? Bu ben kadar maç ekleyen önemli değil ama Serhat, hayal ettiğim en azından beklediğim Fenerbahçe içerisinde Osay Samuel'in yerine Mesut Özil olsaydı bugün dedim. Evet. Hem kalite hem skor farklı olabilirdi. Hani Mesut Özil'in çünkü Valencia'ya hazırlayacağı postlar. Ya bugün mesela Fenerbahçe net pozisyona girdi değil mi? Çok fazla. Erman girdi. Şeye güldüm ya. Bir tane böyle ismi acımasız Victor diye bir arkadaşımız demiş ki benim verdiğim demeçleri çok eleştirdiniz. İsmail Kartal geçen hafta neler dedi bana ayıp ettiniz. Onu da eleştirdik daha. Pereira çık artık, Pereira gitti. Ya ona güldüm ben. Bir de bir arkadaş ısrarla soruyor Hevden Boran diye. Sağ önde Ferdi mi Osayi mi? Nasıl Rossi'nin yerine oynasaydı asist yapardı. Samuel'in yerine de Ferdi oynasaydı daha katkı daha sağlardı yani. Çok daha kaliteli, çok daha kreatif bir oyuncu. Bir oyuncu sağ ya olsun. Şeye çok güldüm, kusura bakma kestim. Yani Pereira'yı çok eleştirdiniz. Hani o gibi yazmış. Evet, Türkçe biliyor ya. Hani geçmişim Türk'üm ben dedim. Oradan ya. Da var tabii, oradan da var. Bir an o zannettim. Çok yoğun bir katılım Novak oluyor. Olsa... Yani Novak sol bekte olsa bence zaten Ferdi Osay'ın yerine ilk tercih olur diye düşünüyorum ben. Ya olmalı da yani bence de. Evet. Ben neden çok tad alıyorum şu anda biliyor musun? Hiç yönetim konuşmuyoruz ya. Bu Fenerbahçe programı. Fenerbahçe'de maçı içerisinde kaldı. Bugün oynanan oyunun kalitesi, net pozisyonlar, temposu, aman bize futbol bahsettiriyor. Saha içinde kalıyoruz. Bundan çok memnunum. Valencia'ya teşekkür edelim. Herkes'e teşekkür edelim. Mert Hakan'a, kime, Altay'a. Çok güzel bir mesaj verdin. İnşallah başkan ve yönetim de bunu anlar. Yani bence spor yorumcuların veya futbol konuşan insanların derdi başkan, kulüp başkanları veya yöneticiler değil. Takım iyi oynarsa veya takım
sahanın içinde biz bir şey görürsek biz zaten saha dışına çıkmayız. Çıkma şansımız yok. Tabii. Sahanın içinde bunu kalırız. İstemiyoruz zaten. İstemiyoruz ya, ben istemiyorum içine çıksa. Beni yani şimdi ilgilendirmiyor yani. Serhat, her takıma yapıldığı gibi Fenerbahçe'ye de hakem hataları oldu filan ama oralara çok takıldılar. Ya bak tekrar o güne döneceğiz ama bence çok kritik nokta, Erman da her zaman söyler. Trabzon deplasmanına lider gitti Fenerbahçe. Evet. Kaybetti. Hakem hatalıydı değildi konuştuk ama oldu, sen bir dedi. Maçı kaybedip buraya kadar düşmemen gerekiyordu. Havalimanında açıklamalar, ondan sonra yine reaksiyon gösterebilirlerdi. Evet. Hakem hatası hakem hatası deyip futbolcunun konsantrasyonu da gitti. Yani Fenerbahçe için kırılma noktası oldu. Evet, orası oldu. Bence orası kırılma noktası ya. Bir maçta kırıldı Fenerbahçe ya. Değil mi aynen yani? Aynen öyle oldu. O maçta değil ama bence havalimanında oldu yani. Evet. Yani o maçı kaybedebilirsin. Fenerbahçe dediği gibi Nihat'ın çok güçlü gitti Trabzon'a. Trabzon'da çok güçlü bir rakip. Şu anda lider gitti ya. Evet, şu anda kaç farkla lider, şampiyonluğun en büyük adayı Trabzon. Orada sen kaybedebilirsin. Ama o havalimanındaki görüntü, o toplanma... Bence oyuncular bence orada bir şok geçirdi. Yani ben olsam geçirirdim. Yani düşünsene şimdi. Lider gidiyorum Trabzon'a. Maç hakem hatalı değil veya fark etmez kaybediyorum. Sabiha Gökçen'e ve havalimanına iniyorum. Ve bir anda elimde megafonlar. Şunlar taraftar toplanmış. Çok ciddi bir toplantı. Yani enteresan bir psikoloji yaşamış olabilir futbolcular orada yani. Bu çok yoğun katılım var herhalde. Evet, mesaj atıyorlar sağ olsunlar da. Şu istifa olayını tekrar şey yapsınlar ya. Serhat Akın istifa, Erman Özgür istifa, Nihat istifa, Berkay istifa. Herkes istifa. O şeyden neyden geliyor? Hani şeyden Vitor Pereira'dan geliyor Vitor ya. Vitor Pereira istifadan geliyor. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Geçti ya o günler ama güzel güzel. Tabii. Çünkü bilmeyen der yok, ki Nihat şey niye istifa yok, ediyor der. Serhat Erman abi, niye istifa ediyor der. Bir yayında der şey abi. Demişti. Ben edeceğim istifa buradan artık. Ha, sonunda demişti. Tamam. Ona istinaden izleyicilerimiz bu tarz yorumlar. Serhat istifa et de rahatlasınlar. Ben edersem istifa o yazılar gidecek. Benle alakalı yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet. Yorumlara da şimdi birazdan chat bölümüne bakacağım. Yani 101'e çok az 8-10 kişi falan kaldı. 100 bin oluyor? Vallahi. Oldu mu? Olmuş tamam. Hadi yapın 101 abone olun mesaj atanlar. Çok... Ulaştık mı? KCD'de ve şu anda evet. Vallahi herkese emeği geçen sağlık. Herkese, izleyicilere, abone olanlara, arkadaşlarınızda da söyleyin arkadaşlar abone olsunlar Natspor'a. Çok teşekkür ediyoruz. 100 bin abone olduk mu? Olduk abi. Olduk. Güzel olmuş ya. Bu Utku mu yaptı bu yazıyı havaya fişek gibi? Evet. Yıla gitmiş Utku gibi. Utku yapıyor. Yılbaşı programına çevirdi burayı. Utku'ya rağmen 100 bine girdik ya. Bence çok ciddi. Çok teşekkür ediyoruz katılan herkesten. Yorum kısmına geçelim. Birçok soru ve görüş var Fenerbahçe ile ilgili. Acımasız Victor yazmaya devam ediyor Nihat abi. Yazsın ya. Canı sağ olsun. Ben Everton'da teknik direktör olamam. Ben Fenerbahçeliyim. Beni geri getirin demiş. Nerede olamaz? Everton'da teknik direktör olamam. Aa, bu arada ciddi Everton istedi. Orada da bir taraftar tepkisi evet. Oldu. Lampard geldi değil mi oraya? Lampard geldi. Yani şimdi Lampard mı Pereira mı? Yani ben bir şey demeyeyim arkadaşlar yazsın Lampard mı Pereira mı? Adam modern futbola tepki olarak doğmuş. Bu var. Bu tam kapak. Sadece Pereira değil öyle çok hoca var. Everton'da oynuyor maç sonu. Çok iyi koştuk. Çok iyi mücadele ettik. Lampard'la adı aynı ekranda gözükmesi bile kendisi için yeter. Yeter güzel bir PR olabilir. Erman hemen pankart açtılar biliyorsun orada abi, İngiliz taraftan. Bravo Everton taraftarı. Ogün Bey, futboldan anlıyorlar diyorsun. Ogün Özbek demiş ki Valencia 3-5-2'de sol kanatta ofansif bek olarak oynasa Mesut veya 3-5-2'de Valencia 5'li solunda oynasa hı-hı. Diyor. Mesut veya Ayfa'na serbest rol verilse bu takım şampiyon olur demiş. Valencia'yı kaleden uzaklaştırmam derim. Hep kaleye doğru değil mi? Evet. Şimdi yani. 3-5-2'de sol taraf demek, bek de yapması demek. Evet. Ya da öyle bir sol stoperin olacak ki bu Zalai olabilir oynarsa Novak orayı kapatması demek. Pereira ile olmadı. 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 Bence Valencia için doğru yer ya sol kenar, ikinci bir ucumcu gibi ya en ön. Bence fazla Valencia'nın yeriyle ilgili yorum yapmasınlar. Bugünkü yeri ya. Neresiyse orada dursun. Bak, süper oynadı ya. Yaktınız bence derdi. Zalai artık kafa olarak bitmiş Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Atilla Zalai için mi Sert abi? Ben yani bilmiyorum. Çok az konuşuyoruz ama Atilla Zalai ilk geldiği Atilla Zalai'den çok çok uzak. Ya Serhat bu, çok transferi konuşuldu ya. Etkilendi mi acaba? Hakikaten de bir şeyler mi var acaba?
Ben kesinlikle Nihat, biz çok az konuştuk yani, o ilk geldiğimiz Atilla Zanay Kim Min-jae ile aynı ayardaydı baktığımızda. Tabii Kim Min-jae kadar iyi, çok istikrarlıydı. Çok iyiydi, çok istikrarlıydı. Şu an çok uzak. Yani bugün adamı arkadan faul yapıp sarı kart, pozisyon hataları, hep geç hamleler, hep bir adım geç kalıyor. Bak, her zaman bir adım önde hamle yapan Atilla Zanay hep bir adım geç kalıyor. Bu da bence bugün kafayla alakalı. Sarı kartı sarıdan kaçıncı sonra dakikada gördü? Hemen bakayım abi sarı kartı. Ondan sonra biraz toparladı gibi geldi bana da. Çok dikkat çekici bir şey vardı. Maça başladı 25. Fenerbahçe. Pas oyunundan ziyade Atilla Salahin'in savunma arkasına atmaya çalıştığı, Valencia'ya doğru, Samoa'ya doğru gittiği paslar evet gördük. Evet. Top rakibe geçtiğinde de hep bir adım geç kaldı. Fakat evet, sarı kartı görünce sanki bir sihirli değnek değdi. O dakikadan sonra da hatasız oynadı mesela Fenerbahçe. Bir tane sonrasında böyle kafayla vereyim hata mi, yapar gibi oldu. Onu da bertaraf ettiler. Evet. Atilla Salahin'in sarı kartı gördükten sonra sanki sensörüne basılmış gibi. Ondan sonrasında evet hatasız oynadı. Yani birebir de pozisyonlarda çalım yemedi. Geçtiğimiz haftalarda hep geçildiğini gördük mesela Salahin'in. Bugün evet ben de son arada, ikinci yarıda biraz toparlamış gibi gördüm. Performansıyla bir yere eriştiğini fark eden ve transfer bekleyen oyuncunun transferi olmayınca bu tür düşüşler yaşaması normal. İşte oluyor, ciddi ciddi normal demek ki bir şeyler konuşuldu gibi beklentisi mi geliyor? Beklentisi vardı demek ki. Yani, yani gizli saklı vardı bir şey değil. Premier League çok ciddi Premier League hani bir hafif var, o Atilla konsantrasyonu Zalai gitti ama Zalai'yi ben iyi bir Zalai'yi her zaman Kim Zalai orada hiç dokunmam yani o ikiliye. Kesinlikle. Çok yok iyi futbolcu yani. Ya bence Fenerbahçe'ye baktığımızda çok önemli ikililer vardı. Yani biz küçüklüğümüzde Cesök Uçeyle büyüdük ama yani Kajar olsun o kadar ufalma, o kadar ufalma. Yok şey açısından diyorum ya kaç yaşındaydım ki o zaman, bayağı ufaktım. Uçeyle ben en son hangi sene oynadılar? 96'da oynadılar işte. 96'da ya şöyle bir şey, 96, küçüktüm 96'da diyorum da 4 sene sonra ben Uçeyle oynadım, o da enteresan. Onu diyorum işte, ufalma o kadar. Dur bırak biz de gençliğimize denelim diye hemen açıklama yaşı. Yani, ama çok iyi ikiliydi ya. Yani çok iyi ikiliydi. Yani Fenerbahçe dönem dönem bence Kajen'in Şkirtel'le uyum sağladığı gibi Lugano çok önemli. Edu Lugano. Stoper'de evet. Ama bence böyle Zala'yla hem sol ayak olduğundan dolayı mı Kim Min-jae inanılmaz yakışıyor bence ya. Bence Fenerbahçe'nin tarihinde stoperler arasında bence bu ikili de yer alır diye düşünüyorum ben. Hatırlanacak yani. Yani şöyle, hatırlanacak bence. Uche Hök diyor mesela, bunlar öngörüşü çok yüksek oyunculardı. İlk hamleleri, top gelmeden havada düşmeleri. Ama mesela Kim Min-jae geç kaldı dediğim bir pozisyonda geçiyor bile kurulmuş gibi pıtı 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 çabuk gidip mesela bugün tek silahı çabuk hücum olan Giresunspor'a bir sürü pozisyon var, rakibiyle birebir kaldı. Adamlar yanından gidemiyorlar. Erman abi büyük turba takım, tuşu büyük var ya takım evet oyunu basıyor için, o tuşa. Yani rakip sahada oynayacak olan, o kaybettiği topları orada kazanmaya çalışacak olan bir takım için inanılmaz abi önemli değil mi bu böyle bir stoperin olması? Komple kesiciliği iyi, çabukluğu iyi, öngörüsü iyi, sokuyor dayanıklılığı iyi. Mesela herkesi sok rotasyona, Kim Min-jae'ye dokunmana gerek yok. Yorulmuyor. İyi gözüküyor yani. Evet. İyi evet, profesyonel evet aynı çok zamanda. Çok büyük transfer. Yani, şimdi Ali Koç döneminin transferlerini eleştiriyoruz genel olarak. Mesela bir Zalai, Kim bir şey diyebilir miyiz ikisine yani? Yok. Değil mi? Hiçbir şey diyemeyiz. Yani ama az kalıyor. Oturmuş. Yapılan toplam transfere baktığında az kalınıyor. Tabi. Sayı yani olarak. O zaten yani oran. Evet. Oran tabii çok düşük. Genelleme %12 dersin. Nihat şey sormuşlar evet Muhammed'in performansını. Ben Berkay'ı maçın içinde söylediğimi bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok sıradan gibi gözüken bir oyuncu Giresunspor'a gittiği zaman orada tabii kendini daha özel de hissediyor. Bana göre Fenerbahçe'ye karşı çok çok iyi oynadı. Mesela ikili üçlü sıkıştırmalarda aradan boş oyuncuyu görmesi, dikine oynaması, kolay top kaybetmemesi. Hep söylüyoruz büyük takımda oynamanın bir zorluğu vardır, bir ağırlığı vardır ama diğer takımlara gittiğin zaman bir anda yıldız gibi gözükürsün. Muhammed de bugün benim için çok özel bir oyuncu gibi gözüktü Giresunspor'da. Erman bir de ne kadar iyi olursa olsun Fenerbahçe'de alacağı süre belliydi ya. Yani o rolü çok belli. Hani orada kafasında evet koşmak var. Giresunspor'da sürekli şimdi, topu ayağa oynayan tabii, bir oyuncu gibi tabii gözüktü mesela. Başkasının yerine koşayım, aman evet mücadele etmesin ne düşünen Muhammed bugün geliyor, topla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne dedik oyuna girer girmez? 25'ten bir tane vurur. Vurdu, kötü vurdu ama vuruyor. Yani beklentinin karşılığını veriyor. Bence iyi oldu. Giresunspor'da da oynarsa çok süre daha alacak iyi olur. Süre alacak. Fenerbahçe'ye dönüşü tabii. Evet. Yani süper. Fenerbahçe'ye dönüşü nasıl olacak tabii önümüzdeki sezon? Fenerbahçe'de oynayamaz. Bence 1-2 sezon oynayamaz Berkay. Çünkü Fenerbahçe yani dediğim gibi hatasız ilerlemek zorunda ve şu anki başarısız olan bir Fenerbahçe'de mutlak şampiyon beklenen bir şeyde o baskıyı kaldıramaz. Bence de böyle Giresun bu takım bu tarz takımlara kiralanıp
Ondan sonra kendi kaderini kendi belirlemesi lazım. Yani burada dediği gibi burada önemli bir oyuncu olarak gözüküyor ya. Artık orada kendi nasıl gelişeceğini kendi sağlayacak diye düşünüyorum Erman abi. Bilmiyorum Nihat ne düşünüyor ama bir... çünkü burada eğer çok iyi oynarsa o zaman Fenerbahçe gibi takıma yine güçlü bir şekilde geri gelebilir. Ama burada da böyle bir iki oynayayım falan olursa bence şu an için Fenerbahçe örneği de var. Yunus da var. Yunus Akgün örneği var. İşte söyleyecektim. Bir öyle. Yunus örneği. Doğru. Yunus nasıl güçlü oynar? Dönecek şimdi? Evet. Ama tabii yani hani ne olursa olsun dönüşte de yine zor. Yani yine zor. Çünkü döndüğünde belki 7 tane yeni adam alınmış, oyuncu alınmış. Zor. Ben de katılıyorum zor olduğuna. Fakat çok iyi bir 14-15 maç geçirdikten sonra bu işin Türkiye Kupası var, Avrupa Kupası var. Yani Fenerbahçe'nin çok kulvarında Türk oyuncu oynatmak zorunda olduğu bir dönemde yine de antrenman kalitesini yükseltecek kadar da genç bir oyuncu. Evet ben de direkt oynar diyemem. Ama bir gelişme gösterdi ama Fenerbahçe kadrosunda doğru maçlarda da şans bulabilir. Arda ne olacak bakalım? Arda'yı çok merak ediyorum. Arda'nın gelişimini çok merak ediyorum. Dur da Arda'nın biz 10 sene daha yorumculuk yapsak 10. senenin sonunda adam hala genç olacak yani. Bugün yine sen Arda çok bir dakika olsa oyuna girdi. Arda ismi bu sene iyi bir sezon geçirmiyor genel olarak. Geçirmiyor ama yani Arda Güler'in ben yani bazen doğuştan çok futbolcu yetenekli. Doğar yani bazen. Evet, evet. Doğuştan futbolcu gibi futbolcu yani. Diyorsun. Evet. Doğuştan futbolcu. Ya inşallah evet. Çok stresli bir Fenerbahçe kadrosunda gelişimi durmaz. Ya, evet, ya Erman ben ondan korkarım. Erman, başka bir şeyden yıllardır korkarım. Bu işin içindeyiz değil mi? Fenerbahçe'den böyle altyapıdan çıkıp oynamak bence Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan daha zor. Doğru. Ben bunu gördüm zor, bugüne kadar. Doğru. Çok zor ya. Bilmiyorum Serhat doğru değil mi? Semih Fenerbahçe'de işte. Çok Semih zor. Semih örneği var. 40 yaşına geldi halen genç Semih diyorlar. Halen yedek. Ya gol kralı oldu. Yine 11 oynamıyordu yani. Adamın yüzü istemedi Fenerbahçe. Yani çok zor. Ya ama işte o yüzden Serhat abinin yaptığı 19 yaşında gelip formayı alıp orada kendinden bahsettirmesi önemli. Semih Şentürk her şeye rağmen girip kendinden bahsettirmesi önemli. O yüzden çok zor. Çok nadir sayıyor. Arda'da ne havası var biliyor musun? Hiç bu cümleyi kullanmadım ama. Ya ilk defa Arda için kullanacağım. Bu şey anlamda değil ama böyle yerli Alex havası var ben öyle görüyorum yani. İnşallah öyle. İnşallah öyle olur. Bir yerli Alex havası var. Bak bana yansıttı. Kendim takip ettiğimce söylüyorum. Ha o gelişimi sağlar mı, sağlanmaz mı? Serhat. Bence Fenerliler çok istiyor Arda'yı. O kendine kalmış abi. Serhat bu yerli Alex lafı bayağı bir baskı oluşturur Arda'nın üzerinde. Alex'i biliyorsun benim... yani. Of. Ben artık Alex Teixeira'ya Teixeira diyorum. Düşün. Ya yani şöyle söyleyeyim. Senin Twitter'ın altına yine yazmasın Alex. Ama var ya helal olsun. Türkiye'de takip ediyor yani. Ediyor, Ali abi. Yani, helal olsun. Ya bu yerli Alex cümlesi bence en çok gururlanacak Alex'tir. Yani Alex böyle genç oyuncu için ne lazım biliyor musun? Şimdi Alex benzetmesi yaptı Serhat. Genç oyuncu ne lazım? Altyapıdan yetişmedi ama çok genç yaşta Fenerbahçe'de çok büyük bir patlama yaptı. O patlamayı yapması lazım genç oyuncu Fenerbahçe'de oynaması için. Kim yaptı o patlamayı biliyor musun? Tuncay Şanlı. Evet. Tuncay ama Şanlı da... patlaması yapması lazım genç Erman, oyuncunun ki devamlı şans bulsun. O da dışarıdan geldi. Sakarya'dan i̇şte diyorum, geldi. Altyapıdan evet, yetişen oyuncunun yapması gereken aynen, bu. Aynen aynen. Böyle bir patlama yapması O topu yapması yiyeceksin. O golü atacaksın. Kardeşim ben Tuncay Şanlı'na dakikaysa... Maçın içerisinde bıktırıyor seni Tuncay Şanlı. Ya pes yapma artık o ne olur diyorsun. O kadar çok koşuyordu ki mesela. Diyorduk ki ya yeter artık lanet Türk, olsun diyorduk. Türk ya. Futbol tarihinin gol yemeyen tek kalecisi ya. Çek Cumhuriyeti maçı. Kaleye geçti dua ediyor bir de. yani 25 Şubat doğumlu. Serhat abi Arda. 25 Şubat 2005 doğumlu. Bir şey söyleyeyim mi? 4 gün daha gecikse Şubat ayını yani kaçırıyor. 2005'li çok uzun yıllar var önünde Arda'nın. Kaza bela vermesin. Şımarmazsa, bak şımarmazsa, önüne bakarsa, bu işi de ciddiye alırsa ki alıyor. Ben duyumlarında alıyorum. Bence uzun yıllar Türkiye futboluna önemli hizmetlerde bulunur diye düşünüyorum. Ben çok mutlu olurum. Ben genç oyuncunun yani Beşiktaş'ta bir sol bek Rıdvan'ın çıkmasını işte neydi hep adını Emirhan. Unuttum. Emirhan abi. Ben Emirhan. Mesela bak ben Fenerbahçeliyim. Emirhan'ın iki tane maçında özellikle bir tane maçında gol atmıştı bir tane kaçırdı. Bir tane mi iki tane mi kaçırdı Erman ama hatırlıyor musun? Evet. Ya ekran başında dedim ki ya inşallah atar dedim falan hani Cemre de dedi ki ya sen niye şey yapıyorsun falan Beşiktaş. Ya ben genç oyuncunun başarılı olmasını çok istiyorum abi. Forma önemli değil. Tabii. Galatasaray, Trabzon hiç önemli değil. Yani Galatasaray dedi. Evet. Hı hı.
Hemen şimdi arkadaşlar da soruyor. Soruyu Gomis gazete, döndü filan. 11'i ya. Okuyalım bir. Hemen maçta başlayacak ya Serhat. Galatasaray dedin diye. Beni de korkuttun. Benim Galatasaray dememi bekliyordun. Ben de bir an korktum tamam mı? Bir şey mi oldu diye. Söylesene yavaş ben yavaş. Daha öncesinden söylerdim. Aynen maç da var ya maç. Şu 8 dakika kaldı 11'i aktaralım. Üstüne de hemen Gomis oynuyor ona da birer cümle alacağım. Peña kalede, savunmanın sahanda Sasha Boy, Nelson Marcao, Panarnold dörtlüsü. Berkan Taylan orta sahada, Kerem Feghouli, Babel Gomis. Yani bu öndeki dörtlü bu şekilde mi dizilir? Yoksa Babel forvet arkası olup 4-4-2 mi olabilir? O da tabii maç başlayınca göreceğiz. Berkan Taylan'ı oynatacaksan ön tarafta böyle generalleri oynayacaksın işte. Koşsun arkada. Evet. Ya vaat ediyor değil mi şu İlk dört isim? İlk defa doğru iş yap. Yani doğru iş yapmış. Bundan öncekiler mecburiyetti. Ama bugün elinde seçenekler var. Bu ön taraftaki dörtlü her takıma gol atar. Arkasında iki tane futbolun amelesi oyuncuyu oynatmasının doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ön taraf bak Berkan Taylan fazla öne çıkmayacaklar. Defansif görevini yapsınlar ve arkası dönük top kaptırmamaları gereken bir maç. Babel, Gomis, Kerem, Feghouli böyle bir vaat ettiriyor. Özellikle Gomis için de bugün stada giden seyirciyle. Çok seyirci olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Gomis de çok hırslı. Bakalım ne halde. Sonuçta son göreceğiz. Durumunu bilmiyorum. Ama iyi bir Gomis, bizim aklımızda kalan Gomis bugün o ısırır yani. O Serhat çimi abi, ısırır. Top ön tarafa giderse, 3. bölgeye geçerse hakikaten pozisyon vaat ediyor Galatasaray. Yani Feghouli ile birlikte öndeki uç üçlüye beraber bir baktığımızda yani pozisyon geldiğinde tehlikeli hepsi olur bence ya. Düşünsene yani. Bak bu çok önemli. Şimdi rakip oyuncu Galatasaray'la oynayacak. Gomis'i almışlar. Kerem zaten formda. Feghouli yani her an topu ya asistle birlikte gole çevirecek çok önemli oyuncuları var. Bence bugün çok gole veya gol yüzdesi yüksek bir Galatasaray göreceğiz düşünüyorum. Nihat'a da katılıyorum. Gomis'in gelişiyle taraftarın özellikle taraftara akın etmesiyle birlikte çok ofans ve atak oynayan bir Galatasaray görebiliriz diye düşünüyorum. 3 tane şut atan oyuncu var. Kerem, Feghouli, Babel. Değil mi? Atarlar. Gomis de... Kendilerine o şut pozisyonu yaratmaya çalışacaklar. Gomis de iyi bir duvar olabilir. Hani baktığında keyifli bir maç olacak. Bir de Kayseri Spor öyle ya da böyle son dakika golüyle belki çok iyi oynamadı ama Fenerbahçe'yi eledi geliyor. Morali geliyor. Kadrolara da bakmadık yayındayız diye. Onu da hemen aktarayım Gavronum abi. Gavronovic falan döndü mü? Bir kadroyu da verirsen Kayseri'nin. Kayseri Spor'un 11'inde hemen evet, geldi şu anda. Bak Emrah Başsan formda mı formda? Mustafa Pek demek, gol demek lafı var. Bence Kayseri Spor'u çok iyi işler yapıyor. Gavronovic yine eksik olsaydı ama Bertolacci de kötü futbolcu değil. İbrahim son dönemlerde formda orta sahada. Emrah formda oyuncu her zaman. Emrah Başsan evet içeri girip şut atıyor. Ya keyifli bir maç oldu. Mehmet Yam yedekler arasında bunu söyleyelim. Mert Çetin bana göre. Mert Çetin evet. Ben de katılıyorum. Fenerbahçe maçının da oyuncusuydu Sabek'te, yani. Karol'la Onur da hakikaten iyi iki bek. Ya Onur da çok iyi Sabek. Bu takım Fenerbahçe Kupa maçında baya hırpalandı. Evet. O ağır zeminde. Yani 60'tan 70'ten sonra biraz yorgunluk belirtileri gösterebilir Kayseri. Torrent'te 50-60 dakika yani. Demiş Gomis için oynayacak. Sağda kalacak. 90 dakika çıkaracak. Dakikayı vermiş yani. 50-60 keşke olacakmış. Vermeseydi. Yani iki gol atınca şey mi yapacaksın? Adam iyi oynasa dışarı mı çıkartacaksın? Dışarı mı çıkaracaksın? Nasıl soruluyor bence tabii. Bence psikolojik bir açıklama yani. Şimdi düşünsene 1-0 öne geçti. Gomis attı. Çıkarmaz bence 60'ta yani. Vallahi yani şu anda o oyuncuya da bağlı. Ya da işler kötü giderse gole ihtiyacın varsa bunu çıkaramayacaksın. Tabii maç içindeki senaryoda belirleyici olacak. 10 gol atarsa uzatacağız, 9 atarsa uzatmayacağız. Buna benzedi biraz. Yani. Ağzınıza sağlık abi. Kapatıyoruz yayını. 5 dakika var Galatasaray maçına. Galatasaray maçının ardından yine Enas Spor'da canlı yayında olacağız. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra yayını noktalayacağız. Mahsun canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebildiğiniz bir oyun. 101 Okey Plus Nas Spor izleyicilerine özel 20.000 çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz. Galatasaray Kayseri Spor maçının ardından tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sundu.